Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of History'de yeni bir seriye başlıyoruz. En son Amerika ile Amerika Eyaletler Savaşı serisi yapmıştık. O zaman bunu niye şu an Türkiye için yapmayalım dedim ve bunun için bu seriyi başlatıyorum. Modun yapımcısı ben değilim. Modun yapımcısı yabancı bir arkadaşımız. İsmi Gaylala. Uzun süre önce yapmıştı. Ben hatta bunu uzun zaman önce yayında da oynamıştım bu modu. Şimdi serisini yapalım dedim bakalım. Amerika serisi de beğenilmişken bunu da yapalım. Sizlerle paylaşayım dedim. Bu harita, gördüğünüz harita, şu anda haritanın arka planı bu. İsimler bu şekilde değil arkadaşlar. Sizin indirdiğinizde bu şekilde olmayacak. Ben bunu paylaşmayacağım, bu haritayı. Çünkü modun yapımcısı arkadaş kendisi hazırladığı gibi direkt olarak paylaşayım diye izin aldım. Aşağıdaki linkten direkt olarak modu indirebilirsiniz. İsterseniz harita arka planını da kendiniz düzenleyebilirsiniz. Ben harita arka planını pek beğenmediğim için kendim düzenledim biraz. Bu şekilde oldu. Burayı Adalar Denizi, Akdeniz, Karadeniz olarak güncelledik. Ben Çankırı olarak oynayacağım. Kendi memleketim olduğu için yorumlarda "Şuraya niye daldın abi, ben oralıydım" falan diye sövenler olacaktır maalesef. Ama yani dediğim gibi ben kendi memleketim olduğu için Çankırı ile oynayacağım. Siz isterseniz senaryoyu indirip, modu indirip kendi memleketinizle oynayabilirsiniz. Zaten tek bir senaryo var, o da Türkiye States olarak geçiyor. O zaman biz başlayalım bakalım Çankırı ile. Aslında İstanbul oynamayı düşündüm, Ankara'yı oynamayı düşündüm ama Çankırı biraz daha zor. Çünkü İstanbul ve Ankara epey kolay oynaması. Dedim biraz da zorlanalım, yani her şeyi patır kütür kolay kolay halletmeyelim diye Çankırı'yı seçtim. Çünkü diğerlerine göre bayağı zor Çankırı. Bakın 36, 81 eyalet içerisinden 36. sırada. Şöyle göstereyim. Yani bayağı zorlanacağız. Bu arada arkadaşlar, bu seride de beğeni etkinliği olacak. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yeni bölüm gelmesi için 800 beğeni atmayı ihmal etmeyin. Haritada şöyle bozukluklar var. Çok uğraşmadım. Bunları da belki ileride düzeltirim. Her 800 beğeni de yeni bölüm gelecek. Sizlerin beğenileriyle her zaman yeni bölüm gelecek. O yüzden sizlerin beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi teknoloji puanlarımızdan araştırmaya vereceğim ben direkt. Paso. Bu arada araştırma olarak teknoloji kaç abi? Oo, teknoloji epey düşük. Teknolojinin epey düşük olması bizim için veli nimet. Çünkü teknoloji kasıp hemen hayvan gibi diğerlerinin önüne geçebiliriz. Ordumuz burada. 1000 kişilik bir ordumuz var. Daha da ordu basmayacağım şu an için. İlk olarak bir teknolojik yatırım yapacağız. Daha sonrasında da diğer medeniyetlerle hemen ilişki geliştirdim. Bu haritada da şöyle bir şey var. Diğer ilişkiler geliştirdiğimizde bakalım belli olacak mı? Kimle ne kadar aramızın kötü olacağı belli olacak mı? Çünkü biraz çok renkli bir harita ya. Ben bunu ileride düzenlerim. Bu şeylerin hepsini rengini falan değiştirmek lazım. Çünkü haritadaki farklı renk falan vesaire ilişkiler biraz sıkıntıya girebiliyor. Şimdi herkese saldırmazlık paktı yapacağım dostlar. Saldırmazlık paktları önemli. Kimse bana saldırmasın, kimse bana karışmasın. İlk olarak Karabük'e dalacağım. Daha sonrasında da yukarıya doğru Bartın'a falan ilerleriz. Buradan da güçlenip Kastamonu'ya dalarız diye düşünüyorum. Şu an saldırmazlık paktı olduğu yerler gözüküyor zaten. Değil mi? Anlayabiliyoruz. Diplomatik puanımız yok abi. Diplomatik puan ülkede sıfır. Şuraya bak. Ülkede sıfır abi. Diplomatik puan yok. Çorum. Bak, Çorum'da mesela sanki aramız kötü gibi gözüküyor ama. Neyse. Önemli değil. Çok da önemli değil abi. Zaten ilişkileri çok fazla takmayacağız. Biz patır kütür herkese dalacağız abi. Hayvan gibi şu anda gördüğünüz üzere ekonomik yatırım yapıyorum. Ekonomik değil, daha doğrusu teknolojik yatırım yapıyorum. Bu teknolojik yatırımların sonunda daha da güçleneceğiz. Ve daha sonrasında diğerlerine saldırabiliyor olacağız. Şimdi etrafındakileri bir izlemem lazım. Kastamonu ile aram güzel. Kastamonu buranın en güçlü eyaleti şu anda. Ankara aşağımızda, yine o da güçlü baya. Ama Kastamonu epey güçlü abi. Ankara ile ilişkileri kesinlikle yüksek tutmak lazım. Ankara çünkü abi gördüğünüz üzere ekonomik olarak çok fazla iyi durumda. Bizim de ekonomimiz epey zayıf. 36. sıradayız. Sıkıntı yok ama. Gelişeceğiz abi. Çankırı olarak diğer şehirlerin önüne geçeceğiz. Bu haritanın şeyini seviyorum. Bakın ilçeleri de yazıyor. Yani direkt olarak ilçeleri de yazıyor. Güzel. Bazı ilçeler eksik ama. Yok, eksik değil. Hepsi tam. Benim nerede olduğumu soranlar var Çankırı'da. Kurşunluluyum arkadaşlar. Şurada da gözüküyor. Çankırı Kurşunlu. Ama yani çok da yani Çankırı'yı şey yapan biri değilim yani. Çok seven biri değilim. Çok fazla gitmem. Ya o bakımdan çok da şey değilim yani. Öylesine burada esprisinde şey yapıyoruz. Bu arada hastalıkları görüyorsunuz. Ülke hastalıktan kırılıyor. Kesin korona abi. Bakalım. Bakalım abi.
Nereye kadar indik aşağı? Dur bakalım. Hastalık. Hastalık, hastalık, hastalık. Evet, koronavirüsten 78 bin kişi, vebadan 73 bin kişi gitti. Koronavirüs aşağıda var, bizde veba var. Bizde daha korona gelmemiş. Bizimki daha kötü. Oha! Tüm ülkeyi şu an korona sardı. Batıda yok ama korona. Batı ülkeleri rahat, Batı şehirleri rahat. Ah, onların kafası rahat abi. Teknolojik olarak bu arada hayvan gibi geliştik. 0.79'uz biz, ikinci İzmir. Nasıl fark attığımızı görüyor musunuz abi? Şimdi savaşma zamanı işte. Son yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu yatırımlardan sonra da artık savaşma zamanı geldi abi. O birilerine dalanlar var. Abi Ankara diye bir yer kalmadı galiba. Abi Ankara barış yapmışlar Konya ile. Anladığım kadarıyla Ankara epey zorlu durumda şu anda. Ankara gitti bayağı. Evet, artık asker basabiliriz. Hadi bakalım. Karabük'e demokrasi götürmeye gidiyoruz. Amerika serisinde bunu çok derdik. Bakalım Karabük'e demokrasi götürmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi Çankırılılar, toparlanın. Şuraya geç abicim. İki tane sınırımız var zaten. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Ekonomimiz hayvan gibi çok güzel. Güzel ekonomimiz var abicim. Karabük'e alarak onların ekonomisi de kendimize katalım. Ve ondan sonrasında o Karabük yalnız sağlam daldı. Güzel, iyi daldı. Tebrik ediyorum. Ama artık asker basamayacaksın. Hadi bakalım patır kütür dalalım. Bu seriden sonra da Kim Jong-un serisini yapacağız. Kuzey Kore yapacağız muhtemelen. Ama Kuzey Kore bayağı bir zor bir bizim modern dünya modu bayağı zor Kuzey Kore için. Onda epey zorlandığımızı da göreceksiniz. Karabük'ün almadığım neresi var abi? Almadığım neresi var? Şöyle bakarım. İki tane eyaleti kalmış. Ulan göremiyorum ki. Nerede eyaleti var bu adamın? Vallahi nerede eyaleti var? Gözükmüyor abi. İlginç. Biz aldığımızla yetinelim şu anlık. Şu an aldığımızla yetinelim. Karabük'ün nerede şeyi var bilmiyorum şu an. Haritada bizi yanıltıyor şu an. Tam olarak bir şey göremiyoruz. Gördüğünüz üzere bakın. Çankırı olmasına rağmen buranın renginin kötü olduğunu görüyorsunuz maalesef. Yani Çankırı'yız ama bu arada şunu şu şekilde düzeltebiliriz bence. Yoğun bir siyahlık yapalım böyle. Ülkemiz siyah olsun. Bu siyah olursa eğer böyle bir düzeltme olabilir diye düşünüyorum. Evet, ülkeyi siyah yaptım şu anda. Bir ikinci bölüm falan bunları düzeltmeye çalışırım çok uğraşırsam. Eğer yapamazsam da çok da uğraşmam yani. Bolu'ya gidelim abicim. Bolu'nun da ekonomisi bize katkı sağlar bayağı. Hemen hızlıca Bolu'ya doğru ilerleyelim. Eğer haritayı düzeltebilirsen dediğim gibi ikinci bölümden itibaren düzeltirim. Haritaya biraz uğraşacağım. Yani bu ilçelerin ismi yazmasa da olur. Renkleri pek fazla şey yapmasa da olur yani abi. Hadi bakalım. Çerkeş'te bastık. Ve o zaman şuraların çünkü benim olduğu anlaşılmıyor. Baksana abi renge. Benim olduğu anlaşılmıyor. Ben kendi toprağım olduğunu anlayamıyorum oranın. Bak o yüzden savunmadım bak. O kadar da söyledim anlaşılmıyor diye valla. Salak kafam. O kadar da söyledim anlaşılmıyor diye. Sonra bir de gidip savunmadım üstüne. Şöyle 500 buraya, 500 buraya. Bak şuralar da benim ama oraları da savunmuyorum. Çünkü neden? Çünkü salağız biz. Biz salağız, evet. Bolu seferiyle devam ediyoruz. Bak arkadan sarkmaya çalıştılar ama savunduk abi. Topraklarımızı savunduk. İlerleyin aslanlarım, ilerleyin Çankırılılar. İlerleyin. Türkiye'yi biz kuracağız. Bu arada Türkiye kurma oyunda var mı? Türkiye kurma diye bir şey yok. Bunu da ikinci bölümde eklerim. Ben pek fazla bakmadım moda dediğim gibi. Ama ikinci bölümde bunları ekleyeceğim. Sizlerin beğenileriyle yeni bölümler gelecek bu arada. Of. Abi Bolu Savaşı'nı daha da uzatmayalım bence. Ekonomik olarak Bolu bayağı asker bastı şu anda. Bayağı aslında ekonomisi onda zayıf. Biz bu durumdaysak o daha kötü durumdadır abi. Ya bu duruma böyle bakalım bence. Biz bu durumdaysak Bolu daha kötü durumdadır. Ne diyorsunuz? Bence öyle abi. Biz bu durumdaysak, biz bile bu durumdaysak Bolu o zaman çok daha kötü bir durumdadır. Yani mantıken bakıldığında. Evet, sonunda burayı da aldık. Savaşı durdurmak gibi bir karar almak istiyordum. Ama yani vazgeçtim şu an çünkü biz bu durumdaysak abicim onlar da kötü durumdadır. Mantıken. Evet son bir toprağı kaldı. Şurada da askerimiz kalmadı. Vallahi ucu ucuna yetiştik. Ucu ucuna yetiştik. Eski pazar şuraları hemen. Hocam asimilasyonlarını yap. Geçin abicim şuraya. Oh güzel Bolu %100 bir şekilde aldık. Hemen şöyle topraklarını alabildiğimiz kadarıyla alalım. Vasal masal almayacağım. Direkt alabildiğim kadar toprak alacağım. Bunlarla uğraşmamıza gerek yok abicim. Çankırı olarak şu an şu topraklara hükmediyoruz biz. Şu an bu topraklara hükmediyoruz. Geç abicim şuraya.
Evet. Şunları da asimile edelim hemen. Birazcık bir toparlanma. Biraz kendimizi düzeltme aşamasına girelim. Çünkü eğer böyle bir şey yapmazsak bu yükselişimiz pek hızlı sürmeyecek gibi gözüküyor. Chunker olarak görüyorsunuz arkadaşlar şu kısımlar bizim. Peki bizde sorunları olan var mı? Şu an 93 binlik bir ekonomimiz var. Ankara abi Konya'ya bak. Konya epey güçlü. İstanbul birinci, ikinci kim? İkinci İzmir mi? Evet, ikinci de İzmir. Biz buranın parlayan yıldızı olacağız abi. Ankara ile aramız nasıl? Kötü. Ankara'ya da o zaman dalalım ya. Vallahi abi madem bana artistik yapıyor. Aramız kötüyse dalalım abi. Ankara kendisi ayağını denk alsın abi. Ayağını denk alsın. Şöyle biraz ekonomik yatırımlar yapıyorum. Ülkemizi biraz güçlendirelim. Ve artık arkadaşlar burada bölümü bitirelim. Ben şu haritayı biraz daha düzenleyeyim. İkinci bölümde bunları düzenlemiş bir şekilde devam ederiz. Aa, Konya'ya dalmış Ankara. Ankara'yı arkalama zamanımız. Geldi mi abi? Bence geldi. Save'imizi aldık. Çankırı'nın nereleri olduğunu gördünüz. Bir de Türkiye şekillendirme. Eklerim ben buraya. Ama Türkiye şekillendirmeyi eklemeyi böyle tüm Türkiye'yi değil de bir kısmını aldığında şekillendirme eklerim ki öyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Serimizin ilk bölümü bu kadardı. İkinci bölümde ben biraz daha haritaya düzenleme çekeceğim. Ondan sonrasında devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve her şey videolara beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.